Haim Tekstil Fuarı'ndan gerçekleştirdiğimiz canlı yayınlarımızda tekrar sizlerle birlikteyiz sevgili izleyenler. Denizli İş İnsanı Sayın Süleyman Kocasert ile birlikteyiz. Fuarın ikinci gününü bitirdik. İlk ikini değerlendireceğiz kendileriyle. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar, hoş bulduk. Teşekkür ederiz. 2023 yılının Haim Tekstil Fuarı'nda iki günü geride bıraktık. Fuar nasıl geçiyor? Aslına bakarsan ben dün röportaj vermemeye çalıştım. Sebebi de ilk gün izlenim edinmek için erken. Yarın akşam bu röportajı yapıyor olsaydık belki biraz daha sağlıklı bilgileri ve gözlemlerimi paylaşabilirdim ama fuarın iyi geçip geçmemesi ya da nasıl geçmesi bana göre önce beklentilerle ilgili. Yani geçtiğimiz yıl malum iyi başladı ama enerji krizi, enflasyonist baskı, talepteki daralma, Rusya, Ukrayna derken ikinci yarısı farklı geçti. Özellikle ev tekstil sektörü bu sefer diğer sektörlere göre olumsuz olarak ayrıştı. Sebebi de şu, iki yıldan uzun bir süre kapalı kalan dünya halkı artık dışarı çıktı ve ev için yeterince de para harcadığından 2022 yılındaki harcamalarını daha çok dışa yönelik yaptı. Bu da sektörde bir daralmaya sebep oldu. Uzun zamandan beri, bu Haziran ayında yapılan Haim Tekstil'i saymıyorum ama uzun zamandan beri Haim Tekstil yapılamıyordu. Neredeyse bu üçüncü yıl olacak yani. Bir özlemle geldi. Katılımcı sayısının yüksek oluşunu ben buna bağlıyorum. Ama dün göreceli olarak daha sakindi. Bugün biraz daha hareket var. Ama sektörde bir daralma olduğu da gerçek. Hala yüksek oranda stokları var ithalatçıların ya da parakende sektörünün. Bu stoklar erimeden, en azından talepte yukarı yönlü bir hareket olmadan tekrar yoğun bir alım başlamasını beklemek iyimser bir yaklaşım olur. Gerçekçi olmak gerekirse 2023 yılının ilk çeyreği de ev tekstili sektörü açısından biraz zor geçecek gibi görünüyor. Bir hareketlenme olursa bu ikinci çeyrekte başlayacaktır. Fuarda da dün dediğim gibi sakindi, bugün daha hareketli. Yani bugün gerek standlar, ziyaretçiler biraz daha yoğun. Bu mutluluk verici, sevindirici bir gelişme. Denizli'mizin ve ülkemizin işe ihracatı var. İşe ihtiyacı var, ihracata ihtiyacı var. İşte fuarlar da bunu gerçekleştirmek için çok önemli bir fırsat. Dileğim odur ki bütün katılımcılar, bütün ziyaretçiler dolu dolu görüşmeler yaparlar, verimli görüşmeler yaparlar. Yeni müşteriler bulurlar, yeni pazarlara açılırlar. Çünkü gerçekten 2023 yılı birçok yönden zor geçecek bir yıl. Hep söylüyorum, çok fazla bilinmez var, çok fazla gri alan var. Yani dünyadaki enflasyon baskı artarak devam edecek ya da en azından artmasa bile devam edecek görünüyor. Ülkemizde de bir hayat pahalılığı sorunu var. Bu şartlardayken talebi yönetmek ve yönlendirmek çok kolay değil. Seçim yılımızda. O yüzden her zamankinden daha dikkatli olmamız gereken bir yıl bence. Ama ikinci yarıdan itibaren, ikinci çeyrekten itibaren umarım enflasyon daha stabil bir hale gelir ve aşağı yönlü bir seyir başlar. Dünya merkez bankalarının başta Amerika ve Avrupa olmak üzere faiz artırışı durur. Kaynakta bir miktar daha çoğalma olur. Yani başka bir ifadeyle para hem biraz bollaşır hem de ucuzlar. Enflasyon da dediğim gibi aşağı yönlü olursa bence tekrar yukarı doğru bir talep başlar. İnşallah bu da bizim işlerimizi artırır. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Geçen sene rekorlar kırmamızın sebeplerinden bir tanesi de çok güçlü rakiplerimiz, Pakistan, Hindistan, Bangladeş ve Çin'in pandemi nedeniyle oyunun dışında olmasıydı. Konteyner krizi, lojistik kriz, tedarik zincirindeki kırılmalar aslında bize yaradı. Ve biz bunların meyvelerini topladık. Hemen hemen bütün ev tekstili firmalarımız %15-20'den %40'a 50'ye varan oranlarda büyüdüler. Yani bu yıl öyle bir yıl olmayacak. Buna da hazırlıklı olmamız lazım. Gerçekçi bir pencereden bakıldığında az önce de söylediğim gibi özetleyecek olursak talepte çok hızlı bir canlanmayı beklememek lazım. Enflasyonun hala devam edeceği gerçeğiyle barışık olmak lazım.
rakiplerimizin oyunda olduğunu ve fiyatların aşağı yönlü olacağını da öngörüp beklentileri ve bütçeleri buna göre ayarlamak lazım. Ya açıkçası dünden beri yaptığımız röportajlarda ihracatçı isimler, firmalar hakikaten sizin de söylediğiniz gibi konuşurken bile temkinli konuşmak durumunda kalıyor. Fark ediyoruz. Daralmanın nedenlerine baktığımızda birçok nedeni var. İşte pandemiyle başlayan süreçte maliyetler çok yükseldi. Özellikle geçtiğimiz yıl itibariyle de enerjideki, benzindeki, yakıttaki bunlar da tabii ki dolayısıyla artıyor. İş gücünde de hakeza ülkemizde de böyle bir durum söz konusu. Bunları aşmak için tabii ki el birliğiyle çalışmak da gerekiyor ama neler yapılabilecek? Siz birçok noktada görevde bulundunuz. Tim'de görevde bulundunuz. Hala devam ediyorsunuz. Denip'te görevde bulundunuz. Çoğu zaman sizlerin cümlelerinde duyuyordum yani ileri dönük çok cümleler sarf ettiniz. Dövizle ilgili cümleler sarf ettiniz. Markalaşma ile ilgili özellikle ben hala vurguluyorum. Sizin bu konuda çok önemli açıklamalarınız olmuştu. Üzerinden kaç yıl geçti? Hala gündemde değil mi? Evet şimdi yani buradan pembe tablo çizmek mümkün. Bardağın dolu tarafına bakmak zaten hep yaptığımız bir iş. Çünkü karamsarlığın hiçbirimize bir faydası yok. Yani karamsar olmak başka bir şey. Gerçeklerle barışık olmak başka bir şey. Ben bardağın dolu tarafını gören pozitif yaklaşıma sahip bir insanım ama kafamı da kuma gömmem. Dediğim gibi dünya ham madde fiyatlarında bir gevşeme var. Rusya-Ukrayna krizi kısa zamanda biteceğe benzemiyor. Bu rakipler artık daha agresif. Bu şartlar altında özellikle ev tekstili sektöründe rekorlar kırmak çok kolay değil. Bakın imkansız ya da mümkün değil demiyorum. Çok kolay değil. Desteğe ihtiyacımız var. Nasıl bir desteğe ihtiyacımız var? Enerji maliyetleri çok arttı. Asgari ücret çok arttı. Buna bağlı olarak enflasyon zaten çok yüksek ama döviz kuru mesela neredeyse yerinde sayıyor. Enflasyona paralel bir seyri izlemiyor. Bu da bizim rekabet gücümüzü çok olumsuz etkiliyor. Yani gerçekçi döviz kuru politikaları, kaynağı finansal erişimde kaynak artışı ve finansal erişimin kolaylaştırılması, ucuzlatılması bizim rekabet gücümüzü arttırır. Mesela enerjide geçen haftaydı eğer yanılmıyorsam elektrikte bir indirim geldi. Benzer bir indirim doğalgazda da gelmeli. Kredi garanti fonuyla ki sanıyorum yarın açıklanacak. Kaynakta finansal erişim kolaylaştırılmalı, kaynaklar artırılmalı ve bana göre de rekabetçi kur, gerçekçi kur. Yani enflasyon oranında bir kur artışı. Aksi takdirde bu ihracatçı firmalarımızın artan maliyetleri, enerji maliyetlerini, işçilik maliyetlerini göğüsleyebilmeleri çok mümkün değil. Bunun en büyük ispatı da en kolay göstergesi de üfe tüfe fark. Tüketici enflasyonu %80'lerde, üretici enflasyonu %140, %150'lerde. Çok ciddi bir fark var. Bu fark sanayici, ihracatçı tarafından çok uzun süre omuzlanamaz, götürülemez. Çünkü bizim de bir gücümüz var. Bizim de kaynaklarımız sınırlı. Ama seçimden sonra ortalık biraz daha hareketli olabilir. Yani dövizde yukarı yönlü hızlı hareketler meydana gelebilir. Bunlara da hazırlıklı olmamız lazım. Ben şahsım adına, firmam adına yani bütçemi %10-15 arası bir büyümeye, 23-24 TL bandında bir dolara, 25 TL civarında bir euroya göre yaptım diyebilirim. En azından bu bir fikir vermiş olur izleyicilerimize. Ama ben bunu kendi firmam için ve kendim olması adıma yaptım. Olması gereken mi yoksa öngörü mü? Yok gibi. Ben olması gerekeni söylemeyeyim. Öngörü diyelim, tahmin diyelim ama çünkü o uzun bir tartışma olması gereken. Yani keşke enflasyonumuz tek haneli olsa da döviz yerinde saysa, hepimizin alım gücü artsa. Ama şu anki gerçeklerimiz öyle değil. Yani dediğiniz gibi birçok isim yani konuşurken tamam asgari ücrette bir artış söz konusu. EYT malum o da bir yük. Ciddi bir yük. Yani rakam. Açıkçası beklenmedik de bir yük.
Yani çok hesapta olmayan bir yük. Tabii bu kadar fazla olunca sanayicinin de burada düşünecek çok daha fazla noktası da söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla bugün asgari ücretin 8500'lere çıktığı bir noktada tamam sanayici de olabilir. Yani biz o dönemde de çok kişiyle röportaj yaptığımızda, değerlendirdiğimizde esas soru alım gücüyle dediniz. Oraya dikkat çekiliyor. Bugün eğer bu para bugün için iyi bir para görünse de 3 ay sonra hiçbir şey yaramazsa sıkıntı yine aynı noktada devam edecek. Elbette bu bir kısır döngü ve bu kısır döngüden çıkılması için de radikal, yapısal, kalıcı önlem ve adımlarla enflasyonun aşağıya doğru çekilmesi lazım. Bunun için de ne gerekiyorsa yapılması lazım. Çünkü enflasyon aşağı çekilmeden halkın alım gücünün artmasından bahsetmek çok mümkün değil. Şu andaki TL ve kura bakıldığında 400 doların oldukça üzerinde bir asgari ücretimiz var ki bence olması gereken 350 dolarlar civarı. Ben asgari ücrete hükümetimizin 2022'de olduğu gibi 2023'ün ortasında tekrar zam yapacağını düşünmüyorum. Ama bu enflasyonist baskıyla 3 ay 4 ay sonra erimeler net bir şekilde hissedilmeye başlayacak. Yılın ikinci yarısında da özellikle yani bizim dünya ile rekabet edebilme adına asgari ücretin 350 dolarlar civarında olması gerekiyor. Ben de çok istiyorum alım gücü artsın, refah düzeyi genel anlamda genişlesin. 8500 değil 10.000 olsun ama bunun sanayici açısından, ihracatçı açısından da sürdürülebilir olması lazım. Aksi takdirde bu EYT'lerle, bu askeri ücretlerle işten çıkarmalar zaten başladı ama artarak devam ederse bu da daha üzücü bir sosyal sorun olarak karşımıza çıkar. Kimse de böyle bir durum istemez. Hele seçim yılında. Yani benim yani 2022 ile ilgili kısa bir değerlendirme de yaptırmış oldum bana. 2023 beklentilerimi de paylaştım. Fuar bahane. Açıkçası hepsi birbirini tetikleyen konular. Yani buradaki yani ihracatçılar olarak burada senenin ilk döneminde, ilk haftasında yapılan Haim Tekstil Fuarı o yılın nasıl geçeceğinin biraz da özeti gibi. Yani burada istiyor ki insan denizdeki Türk firmaları, hepsi bütün ihracatçılar buradan elleri dolu dolu ülkeye dönsün. Tabii. Dolayısıyla zaten sadece denizi değil Türkiye ekonomisine katkı sağlaması gerekiyor. Ama dediğiniz gibi alım gücünün belli bir noktada stabil bir halde daha iyi bir nokta geldiğinde daha iyi günler görebiliriz. Ümit ediyoruz ki 2023 dediğiniz gibi ilk çeyrek değil belki ikinci çeyrekle birlikte daha iyi bir noktaya geçeriz. Bir nebzede de biz fırsatçılığı da bırakmamız gerekiyor. İşte asgari ücret bir yere geliyor sonra bakıyorsunuz bu yansıması çok daha farklıdır. İşte markete, reyona, pazara yani çok daha farklı noktalara geçiyor. Bunun örneklerini görebiliyoruz. O yüzden fırsatçılığı biraz bir kenara bırakmak gerekiyor herhalde. Maalesef yani zaman zaman bu kamuoyunda da çok tartışılıyor. Evet dediğin gibi ev fiyatlarında, otomobil fiyatlarında, market fiyatlarında umulmadık, beklenmedik rakamları ve anlaşılması çok zor fiyat artışları oluyor. Bu tabii enflasyonu direkt olarak etkileyen bir şey ve bunların bir kısmı suni köpük. Ama zaman içerisinde arz talebe bağlı olarak dengeler oturacaktır. Geçen yılki enflasyonun önemli sebeplerinden bir tanesi talebe bağlı değil, ham madde ve kaynaklardaki maliyet artışlarına bağlıydı. Sanıyorum bu yıl o baskıyı hissetmeyeceğiz. Yani suni ataklarda olmazsa enflasyonda bir düşme olacağı zaten kesin. Ama umarım bu beklenenden daha hızlı ve daha güçlü olur. Yani çünkü hepimizin iyi bir yıla ihtiyacı var. Burada alınan her siparişin denizdeki, Türkiye'deki poşetçiye, koliciye, dokumacıya, herkese, boyhanelere, marketlere, kasaplara, herkese büyük faydası var. Ülkemizin hızlı bir şekilde çıkış yolu, yani oksijen çadırı, ne derseniz değil mi ona, nefes alma ya da böyle başını dik tutmanın yolu ihracattan geçiyor. Biz ürettiğimizi kendimiz tüketemeyiz. Ürettiğimizi daha da arttırıp bütün dünyaya satmalıyız. Katma değerli ürünler ve markalı ürünlerle ve bu dövizi ülkemize getirmeliyiz. Çünkü cari açık veren bir ülkeyiz. Yani cari açığında en büyük çaresi işte ihracat ve turizm gelirleri. Çok teşekkür ederiz. Şu ilk çeyreğe geçtikten sonra tekrar bunları masaya yatırdığımızda çok farklı sonuçlarla karşı karşıya gelmiş oluruz.
Evet, yani işte Türkiye'de gündem çok hızlı değişiyor. Evet, yani bu programı bir ay sonra yapsak çok farklı şeyler de konuşabiliriz. İnşallah olumlu yönde onları da konuşmak. İnşallah.